Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Alınan erken seçim kararının ardından AK Parti İl Teşkilatı erken seçim çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve İl Teşkilatı basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Erken seçim çalışmalarına ilişkin detaylı bilgiler verdi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy öncülüğünde AK Parti Aksaray İl Teşkilatı'nda 24 Haziran Pazar günü yapılacak erken seçim öncesi çalışmalar hız kazandı. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy basın mensuplarına yönelik düzenlediği kahvaltı programında "Biz hazırız" mesajı verdi. Allah yardımcımız olsun. 24 Haziran'da sandığa gideceğiz. Biliyorsunuz 26 Nisan tarihi itibariyle istifaların son günü basın açıklamasını göndermiştim. Tekrar bir de buradan ilan edelim. Memuriyet ve seçilmiş arkadaşların 26 Nisan Perşembe akşamı saat 17'ye kadar istifalarını vermeleri gerekiyor. Bu tarih önemli bir tarih. Bize gelen talimat şu şekilde. Teşkilattan istifalar olmayacak. İl başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, teşkilat başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz ve il genel meclis üyelerimiz ve başkanlarımız, belediye başkanlarımız istifa etmeyeceklerine dair talimatlar geldi. Yani kısacası teşkilatlarımızdan bu dönem adayı olunmayacak diye biliyoruz. Bunun bir iki istisnası olabilir. Onu da bekliyoruz. Üç dönem kurallığıyla ilgili de kamuoyunda bir beklenti var. Dün konu MYK'da ele alındı ve MKYK'ya yetki verildi diye biliyoruz. Oradan çıkacak kararda hepimiz saygılıyız. Allah o konuda da hakkımızda hayırlısını versin. Dün akşam itibariyle adaylıkları müracaatımızı almaya başladık. Onun son günü tarihi de 29 Nisan Pazar akşamı saat 17'ye kadar adaylığı müracaatlarını alacağız. Şu anda sizlere de tabii müracaatlar oluyordu, illaki geliyorlardır. Bize de 2-3 gün öncesine kadar İşte telefonla arayıp aday olacaklarını söyleyen arkadaşlarımız var. Bizzat ziyarete gelip dileklerini ileten arkadaşlarımız var. Tabii biz şunu demiştik. Süreç bir başlasın, ona göre hareket edelim diye. Dün akşam itibariyle de genel merkezimiz tarihleri açıklayınca kamuoyuna da duyurduk, bilgi verdik. Ben tekrar bu programa katıldığınız için teşekkür ediyorum. Yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya gelen parti il yönetimi ve belediye başkanı Haluk Şahin Yazgı, seçim çalışmaları kapsamında planlı ve programlı bir şekilde yine en iyi sonucu almak için çalışacaklarını söylediler. 24 Haziran'da seçimimiz yapılacak ve biz özellikle ben seçildiğimden beri 6 tane seçim darbe teşebbüsü. Dolayısıyla bu sisteme alışırız ve her an hazırız. Yani hazırlıklı olduğumuz bir süreç. Teşkilatımızın yenilenmesiyle beraber taze bir güç oluştu. Sahaya çok hızlı bir şekilde adapte oldular. Ve birçok noktayı ziyaretleri zaten tamamlandı ve devam ediyor. Bu süreç, yani seçime kadar geçecek süreçte hep beraber bu çalışmayı daha da yoğunlaştırarak gerçekleştireceğiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda da vekil adaylarımız belli olduğunda onlarla beraber sahada çalışmalarımız olacak. Sizler de bildiğiniz gibi biz belediyemiz olarak özellikle bu aylarda yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Her bahsettiğim bir konu var. Kenar mahallelerde tamamladığımız çalışmaları, özellikle asfalt konusunu şimdi merkeze indik ve merkezden başlayarak devam edecek. Yani biz çalışmalarımızda herhangi bir aksaklık, herhangi bir gecikme olmayacak. Aynen rutin ne çalışıyorsak, ne yapıyorsak biraz daha arttırarak devam edeceğiz. Bunu söylemek istiyorum. Onun dışında sizlerin de katılımını gerçekleştirdiğiniz güzel bir kitap fuarı ve çocuk festivali açılışı oldu. Ve samimiyetimle söylüyorum, 2 gün boyunca 100.000'in üzerinde ziyaretçimiz oldu. Sadece Aksaray değil, yakın illerden gelen vatandaşlarımız, Aksaray'ımızın ilçelerinden, kasabalarından gelenlerimiz de oldu. Bir hafta boyunca devam edecek bir etkinlik ve bu etkinlikte şunun farkına vardık. Çocuklarımız için, gençlerimiz için yapılan her türlü aktivite, her türlü
çalışma hem çocuklarımız anlamında hem de aileleri anlamında çok pozitif geri dönüşler alıyor. Yani bizim işimiz zaten gönle dokunma, gönül kuran bir partiyiz ve biz bu noktada da çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki haftalarda Gençlik Festivali, daha sonra biliyorsunuz 13 Mayıs'ta Fettah Can'ın da gelmesiyle beraber parkımızın, Gençlik Parkımızın inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Ardından da hemen Ramazan ayı başlıyor. Havalar iyi olduğu müddetçe de mahallelerimizde yaptığımız iftarlara inşallah yine devam edeceğiz. Dolayısıyla sahada olmaya, zaten hep sahadaydık. Zaten sahanın içerisindeki çalışmalarımız devam ediyordu. Biz hiçbir zaman için halkımızdan kopmadık. Onlarla birlikte ve beraber, onlar ne istiyorsa onu gerçekleştirdik. Bu bakımdan rahatız. Belediye olarak, teşkilatlarımız olarak bu bakımdan rahatız. Ama şu konu önemli, az önce bahsettiğimiz konu. Şimdi MHP ile ittifak yaptıktan sonra ben Cumhurbaşkanımızın Aksaray'da çok yüksek oy oranıyla çıkacağına çok eminim. Çünkü matematiksel olarak hesapladığınız zaman %90'ın üzerinde bir oyumuz var MHP ile beraber birleştiğimizde. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızla ilgili benim zerre kadar tereddütüm yok. Belki ilk 1'i 2'yi zorlayacağız tüm Türkiye'de, Allah nasip ederse. Ama şu konuda haklısınız. Vekil adaylarının seçilme çok önemli, çok hassas bir konu. Çünkü burada vatandaşlarımızın önüne iki alternatif koyduk aslında. Daha önce Cumhurbaşkanımız, yani genel başkanımız olup onu görerek mühür vuruyordu. Ve milletvekilliği bir ikinci sıradaydı. Fakat bu seçim tam tersi olacak. Cumhurbaşkanımıza oy verilecek ama vekillik için vatandaşlarımızın önünde ister istemez seçenek oluştu. Ve burada da genel merkezimizin hassas davranacağına ben inanıyorum. Çünkü biz bu süreç içerisinde 7 Haziran'ı gördük, 1 Kasım'ı gördük, diğer seçimlerimizi gördük, oy oranlarımızı gördük. Biz genel seçimlerde, şimdi belediye seçimlerinden bahsedeyim, %56, %58 bandında bizim oy oranımız var. %35 civarında MHP'nin bir oy oranı var. Şimdi matematiksel olarak baktığınız zaman bu durum böyle. Şimdi belediye başkanlığı seçiminde adaylar ön plana çıkıyor. Tabii ki parti önemli. Çünkü hizmet alınma noktasında sonuçta hükümete yakın bir belediye başkanının olması buraya gelecek hizmetlerin gücünü arttırır maksadıyla bu öne çıkıyor ama burada bir MHP tabanımız var. Bunun gibi olacağını düşünüyorum. Yani adayların burada çok önem arz edeceğini, aday isimlerinin burada öne çıkacağını, kendi kişisel oyunun burada ne kadar önemli olduğunu, her iki tarafa da yakın olan insanların ben listede olabileceğini tahmin edebiliyorum. Yani MHP tabanından da oy alabilecek, AK Parti tabanından oy alabilecek insanların listede olacağını tahmin edebiliyorum. Yine kendi kişisel oyu olan, vatandaş tarafından sevilen, takdir görülen insanların olacağını düşünüyorum. Bizim hedefimiz 4-0 almak. 4 tane vekilimiz olacak, 4-0 almayı gerçekleştirmek istiyoruz. Onun için de biz dediğim gibi teşkilatımız ve belediye olarak hiçbir eksikliğimiz yok. Elhamdülillah her an her zaman sahada ve daha da artarak devam edecek iğmeyle çalışacağız. Ama aday profilini belirlerken genel merkezimizin bu konuya dikkat edeceğine ben inanıyorum. Zaten Perşembe günü toplantımız var. Belediye başkanları olarak bizleri de çağrıldık. Bizlerin de görüşleri alınacak, fikirleri alınacak. Biz orada da aynen size anlattığım gibi bu durumu orada da anlatacağım. Keza il başkanımız da yine toplantıda belirtecek. Bu süreç önemli, hassas. Şimdi kitap buharında da özellikle gelen yazarlarımızın üzerinde durduğu nokta Turgay Güler Bey geldi, Mehmet Bey geldi, Mehmet Çelik Bey geldi, Yavuz Bahadıroğlu geldi, Yusuf Kaplan Bey geldi. Onlar da konuşmasında özellikle üzerinde durduğu nokta şu, dünya Cumhurbaşkanımızı istemiyor. Niye işine gelmiyor? Yönetim sistemi, tavrı, hareketi, kendi başına bir güç olmasını hiçbir zaman istemedi ve istemeyecek. Ve bunun içinde elinden gelen bütün oyunu oynayacak. Çünkü artık başka kozu kalmadı. Çünkü sistem değişiyor. Artık bambaşka bir sistemle ülkemiz yönetim sistemine geçecek. Dolayısıyla artık son kozlarını oynayacaklar. Her türlü hamleyi bekliyoruz. Bunlar bizim beklediğimiz hamleler. Ama biz inanıyoruz ki vatandaşımızın sağduyusu bu konuda çok yüksek. Çünkü görüştüğüm vatandaşlarımla oturduk sohbet ettiğim zaman şunun farkına vardılar ki memlekette bir istikrar var, memlekette bir güven var. Etrafımız bir ateş çemberi ama ülkemiz elhamdülillah safa sağlam duruyor. Bu da
Cumhurbaşkanımızın gücü ve iradesiyle duruluyor. Dedesi içeriden ve dışarıdan gelen bu kadar akıma, bu kadar etkene rağmen ayakta duruyorsak bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi tabii Rabbimin yardımı ardından Cumhurbaşkanımızın dik duruşu vesilesiyle oluyor. Bizim burada bu oyunları İl Başkanımın da dediği gibi bozmamız gerekiyor. Bunun da farkındayız ki vatandaşlarımız da farkında. Ama elini güçlendirmek maksadıyla da tabii ki aday profillerinin önemli olduğuna inanıyorum. Ama Cumhurbaşkanlığı konusunda Aksaray'da yine rekor kıracağımıza inanıyorum. Türkiye'de bence hiçbir problem yok, hiçbir sıkıntı yok. Karşı taraf hangi ismi çıkartırsa çıkartsın ki şu anda isim bile çıkartamıyorlar. Hangi ismi çıkartırsa çıkartsın Cumhurbaşkanımızın ilk turda bu işi bitireceğine ben can yürekten inanıyorum. İnşallah memleketimiz için hayırlı olur. Biz her konuda hazırız dediğim gibi. Bundan sonra da daha da yoğunlaşık bir tempoyla vekillerimizi de sistemimize katarak inşallah devam edeceğiz. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Abdülhamit Han Fen Lisesi'nin TÜBİTAK işbirliği ile düzenlemiş olduğu bilim fuarı açılışına katıldı. Bilim fuarı açılışının ardından standları gezen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, öğrencilerden projeleri hakkında detaylı bilgiler aldı. Aksaray'da devam eden TÜBİTAK Bilim Fuarları kapsamında bu kez Abdülhamit Han Fen Lisesi öğrencileri araştırma sonuçlarını sergilediler. Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında imzalanan protokolle pilot okullarda uygulanan bilim fuarları kapsamında Aksaray Merkez Abdülhamit Han Fen Lisesi'nde bilim fuarı açıldı. Dönüyor böyle. Bir şeyler. Her yerinde sensör var mı? Her yerinde sensör yok bunda. Açılışa Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Okul Müdürü Hacı Berber, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abdülhamit Han Fen Lisesi'nde davetlilerin katılımıyla açılan fuarda öğrencilerin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerinde geliştirdikleri TÜBİTAK tarafından desteklenen 21 projenin sunumu yapıldı. Projelerde görev alan öğrenciler, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya ve misafirlere gururla projelerini tanıtarak bilgiler verdi. Başkan Yazgı, öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Aksaray Kitap Günleri'nde okurseverler sevdikleri yazarlarla bir araya geliyor, kitaplarını imzalatıyor, hatıra fotoğrafları çektiriyor. Kitap Günleri etkinlikleri kapsamında Aksaray'a gelen İclal Aydın, sevenleri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Bu yıl ikinci kez kapılarını açan Aksaray Kitap Günleri Fuarı'nda gün boyu yoğunluk yaşanıyor. Okurlar Sinan Yağmur, Süleyman Özışık, Melih Tuğtay ve İclal Aydın gibi isimlere yoğun ilgi gösterdi. Okurları ve sevenleriyle buluştuğu ikinci Aksaray Kitap Günleri'nde gerçekleştirdiği söyleşinin ardından saatlerce kitaplarını imzalayan İclal Aydın, yaşadığı yorgunluğa rağmen güler yüzüyle Aksaraylı hemşerileriyle kucaklaştı. Annesinin Aksaraylı olması sebebiyle okurları dışında annesinin arkadaşlarının da büyük bir ilgi gösterdiği İclal Aydın, televizyonumuz aracılığıyla memleketi Aksaray'da böylesi bir etkinlikle okurlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kitap günlerinde sevgili İclal Aydın'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Gerçekten okurlarınız ve sevdikleriniz tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandınız. Çok da güzel bir söyleşi gerçekleştirdiniz. Kitap fuarı hakkında neler söylemek istersiniz? Belediye Başkanımız çok kıymetli Haluk Başkanımızın yaptığı kültürel faaliyetleri zaten kalben çok destekliyorum. Ama tabii ki kitap fuarları gördüğünüz gibi bizim buluşabilmemiz adına çok önemli etkinlikler. Onun için hani belediyemizin de kültür çalışmaları ve okumayla ilgili çabalarını çok takdir ediyorum. Burada olmaktan mutluyum.
Biz de sizi burada görmekten mutluyuz. Okurlarınız ve sevdikleriniz tarafından bir sevgi çemberiyle kuşatıldınız. Aslında 2. Aksaray Kitap Günleri'nin yanı sıra bir de Aksaray'da bir ilk Aksaray Belediyesi tarafından Çocuk Festivali de yine bu fuar alanında çocuklar ve okurlar bir arada. Ve ikinci kez sizi Aksaray'da ağırlıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de yine Aksaray Belediyesi'nin özel bir programıyla buraya gelmiştiniz ve sevenlerinizle buluşmuştunuz. Son olarak hem de Aksaraylı olmanın hasebiyle de gerçekten büyük bir sevgiyle karşılandınız. Son olarak mesajlarınız neler? Söyleşte de söylediğim gibi buranın çocuğu olmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye'nin tam ortasında doğmuş bir annenin ve Türkiye'nin en doğusunda doğmuş bir babanın çocuğuyum ve dolayısıyla Türkiye'ye ait tüm parçaları taşıyor olmak ve burada evimde hissediyor olmak benim için çok kıymetli. İnşallah hemşerilerimin ve ülkemin kitap okurlarının kalbindeki yerim baki olur. Allah bizi hayırlarda buluşturur diyeyim. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Çocuk Festivali etkinlikleri kapsamında fuar alanında Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan uygulamalı trafik eğitim parkında çocuklar eğlenerek trafik kurallarını öğreniyor. Aksaray Belediyesi 1. Çocuk Festivali etkinlikleri çerçevesinde pazar pazarı fuar alanında kurulan uygulamalı trafik eğitim parkında çocuklar yatay düşey trafik işaretleri, sinyalizasyon sistemleri, yaya geçitleri, yaya kaldırımları ve eğitim pistinden oluşan alanda uygulamalı sürüş ve trafik eğitimi alıyor. Getir! Aksaray Belediyesi tarafından çocuklar için düzenlenen festivalde uygulamalı trafik eğitim parkında Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri çocuklara trafik bilincini aşılamak amacıyla trafik eğitimi veriyor. Çocuklar eğlenmenin yanı sıra pratik uygulamalarla trafik kurallarını öğreniyor. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.